Şimdi TYT fizik, TYT bakın arkadaşlar 3-4-5'lik mesela soru bankasını açıyorum. Açıyorum. Şu anda görüntü geldi mi? Şu an mevcut hocam görüntü. Tamam, iyi. Münasip. Pekala şimdi ilk sorudan başlayalım. Geldim şu anda. Şu anda görüntü var hocam bende. Tamam. Kamil, ilk soruyu seninle yapalım, olur mu Kamil? Yapabilirsem olur hocam. Bak ne demiş? X yerine -4 koy demiş. Y yerine 5 koy. Şu işlemi yap demiş, değil mi İsmail? Şey Kamil. Burada ne diyor? Bak burada ne diyor? X yerine x bak burada ne diyor? X ile y'yi topla diyor. Sonra y'den x'i çıkar diyor, öyle değil mi? Tamam hocam. Bir kere x ile y'yi toplarsak ne yapar? X eksi 4. Evet. Y de Artı 5. y üzeri 2. Toplarsak ne 5. yapar? Toplarken 5 eksi 4'ü toplarken nasıl topluyoruz? Zıt işaretli olduğu için 10. 1 yapıyor, değil 5. mi? Evet hocam 1. Artı Bir 1. kere şimdi y'den yani Hocam 5'den şey değil değil mi? Hani 4'ün karesini bulup 5'in karesini bulup yok toplamıyoruz. yok onu yerine yazacağım. Onu daha yerine bu 1 oluyor. Bu 1 oluyor. Sonra ne var burada? Y eksi x var. Y yerine Evet. 5 yazdım. Eksi koydum bak. Eksiyi koydum bak. Eksi var. X yerine eksi 4 koydum. Bak şimdi bak Kamil bak. Eksi 4, bak eksi 4'ü koydum. Eksi 4'ü koydum. Burada iki tane eksi yan yana geldi, gördün mü? Evet artı olur hocam. Yok işte iki tane eksi eksi yan yana geldiğinde mutlaka parantezi kullanacaksın. İki işaret yan yana gelmez matematikte. Gelmemesi gerekiyor, oldu mu? Mutlaka orada parantezi kullanacaksın. İşte bununla eksi Tamam eksi çarp hocam. artı olur. O da 5 artı 4 olur. O da 9 olur, öyle değil mi? Bunun Evet. yerine de 9 yazıyorsun. O zaman ne oldu işlem ikamı? 1'in karesi eksi 9'un karesi oldu, öyle değil mi? Evet 1'in hocam. karesi 1'dir. 9'un karesi 81'dir. 1'den 81'i çıkarırken ne yapıyoruz? 81'den 1'i çıkarsak 80 olur. Ancak eksi a başar, değil mi? Sayı doğrusu üzerine Evet. gösterelim. Yani bunun anlamı Eksi olur hocam. 1 artı eksi 81'dir, değil mi? Başka bir dille söyleyecek olursak. Bir orijin burada bak. 1, bak burası 1. Şu anda 1'deyim. Sonra eksi 81 demek eksi yönde git demek. Ne kadar gidiyor eksi yönde? 81 kadar gidiyor. Eksi 81. Birinci kattan aşağı doğru inersen eksi 1, eksi 2, eksi 80. katta durmam gerekir. O halde cevap eksi 80 olacak. Ya da biz ne yapıyoruz? İşaretler zıt olduğu için 81'den 1'i çıkarıyoruz. Zıt olduğu için 80 oluyor. Ağır basan yani eksi ağır bastığı için eksi 80 diyorum. Eksi ağır basmış yani. Evet, eksi ağır bastı. Cevabımız E oluyor. Oldu mu? Peki hocam. Atakan diğer Şu örneği olsun. ne oldu ya? Bir an bayağı gitti. Hocam. Atakan, ha? Atakan ikinci örneği beraber yapalım mı? Burada değil mi? Allah Allah. O nerede Atakan? Telefon nerede? Bir pardon, telefon nerede? Bir dakika hemen geldim arkadaşlar. Telefonu ayarladım. Telefon. Telefon kim aldı? Ha, tamam geldim arkadaşlar. Şimdi Atakan nereye gitmiş? Nereye kaybolmuş ya? Ha, katılamayacağım demiş. Tamam o zaman sıkıntı yok. Şimdi o zaman bu örneğe de Kamil bu örneği de sen yap. Olur mu Kamil? Yapayım hocam da nasıl yani yardım edin biraz. Olur. Bu ne diyor? X ile y'yi çarp diyor, değil mi? Evet, x ile y 4 ile 2'yi mi çarpacağız hocam? 4 ile eksi 2'yi çarp. 8 yapar. Eksi 8 yapar, değil mi? 8 hocam, eksi 8 yapar. Böyle. 4 ile X eksi ile 2'yi y topla diyor. bir saniye hocam. 4, 2 daha 5, 6 hocam.
Yok altı değil. Zıt, ama onlar zıt işaret. Zıt işaret olmuş çıkarıyoruz. Pardon hocam çıkartıyorduk. İki. Yanlış yaptım. Aynen iki artı kaldı hocam. Artı iki oluyor. Artı. X'ten y'yi çıkar diyor. Şimdi x'ten y'yi çıkar. Yani dörtten. Dörtten ikiyi çıkartacağız. Dörtten ikiyi çıkartırsa altı hocam. Artı altı oluyor çünkü. Y eksi iki öyle altı. Değil mi? Y aynen. Şimdiki sonucu bulacağız. Şimdi eksi 8 2'ye böl. 2 4 4 hocam. Çünkü, ama eksi 4 değil mi? Niye eksi 4? Çünkü artının eksiye bölümü eksi çıkardı. Yukarıdaki eksi aynen hocam. 6'yı eksi 2'ye bölsem yine 3 hocam. Eksi 3 ama değil mi? Eksi 3. Evet. Eksi 3 artı. Bu iki şart yana gelin. Burada yine parantez kullanıyorum. Eksi 3. O halde eksi 4 ile eksi 3'ü topla. Eksi 1 hocam. Evet hocam. O zaman cevap A yaptı gördüğün gibi. Anladım hocam tamam. Mesela bak burada diyelim ki arkadaşlar basit bir soru yaparsınız da yapamadınız diyelim. Bakın burada bunca çözümü de olması gerekiyor. Var mı? Herhalde yok. Şu burada. Yani bunu, hocam var da buradan şey yapılmıyor. Ya burada yok mesela. Şimdi şey ya Kamil mesela burada bunu çöz diyelim bu soruyu yapamadın ya. Yani. Bunun çözümü var mesela tamam mı? Hani orada barkod ne okutuyorsun? Çözümü yapıyor mesela. Şimdi 3'e bakalım. Bakın 3'e bakalım. A6 A artı B 9'muş. B eksi C de 5'miş mesela gördünüz mü? Şimdi bakın A'nın 6 olduğunu biliyorum. A yerine 6 yazıyorum. 6 ile neyi toplarsam 9 olur? 3. Demek ki B de 3'müş. Öyle değil mi? Şimdi B 3. Bak B 3. B yerine 3 yazıyorum. Şu eşitliğe göre. B yerine 3 yazıyorum ama C'yi bilmiyorum. B 3'ten C'yi çıkarınca 5 bulmuşum. Ne, 3'ten neyi çıkarırsam 5 olur? 2 mi hocam? Yok. Eksi 2 olacak değil mi Kamil? Eksi 2. Neden eksi 2? Evet hocam. Çünkü şöyle düşün mesela. Eksi C'yi öbür tarafa. Eksi var hocam. Evet. Bak eksi C'yi mesela öbür tarafa C olarak atarsın. 5'i bu tarafa eksi 5 diye atarsın. Öyle değil mi? O da evet hocam. Eksik olur. C demek ki eksi 2'ymiş. O zaman B neydi? 3'tü. C neydi? Eksi 2. A ne? 6. Bu ne yapar? Eksi 6 bölü 6'dan cevap eksi 1 çıkar. Gördüğünüz gibi cevap A. Gördünüz mü? Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Hani ben mesela çok uzun bir bölgeyi anlattım. O, yani damatılmış bir bilgi oldu. Yani, hocam sayıları normal onun yerine koyup yapıyoruz. Aynen. Yani demek istediğim şu. Yani siz bu kitaptan mesela bu soruları tek tek çözdükçe mesela yine benzer bir soru. Geçiyorum. Yine benzer bir soru. Bakın. Yine benzer bir soru. Yani, ama siz geçmeyin. Siz yapın tabii ki. Mesela 7'yi yapalım. Şimdi, hocam sözünüzü kesiyorum. Kusura mesela, bakmayın. TYT ve KPSS'den bu tarz sorular çıkıyor mu? Çıkıyor. Ya şimdi şu var. Bunlar mesela bu sorular olayın temelini oluşturuyor. Tamam mı? Temelini. Yani sen mesela bunları bilmeden bir sonraki aşamaya geçemiyorsun. Hani bir oyun oynuyorsan level gibi. Tamam mı? Level. Evet. Yani zor halleri çıkıyor yani tabii. Bunlar belki çıkmayabilir ama bunlarla yoğrulmadıkça asıl çıkanları da yapamazsınız. Anladım hocam. Mesela bu soruyu yapalım bakın. X2 değil mi? Evet. Pekala burada x'ten 2 yazdım. 2 ile neyi çarparsa eksen olur. Söyleyin. 2 ile neyi çarpar? 2'den 2 yazdım. 5 hocam. 5'i çarparsak. 5 mi eksi 5 mi Kamil? Eksi 5 hocam. Tamam eksi 5. Y eksi 5. Bak bunu buldum. Şimdi şurada ne diyor? X, Y, Z çarp 30 bul diyor. X yerine 2 yazdım. Y yerine eksi 5 yazdım. Z'yi de yazdım. 30'a eşitmiş. Şimdi bakıyorum. 2 ile eksi 5'in çarpımı eksi 10 yapar değil mi? Eksi 10. Evet. Şimdi bak. 3 ile çarparsam. Ha ama 3 bak ama sonuç 30 çıkacak ya. Eksi 3. 3'ten çarparsak eksi 30 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur değil mi? O yüzden buraya evet. Ne yazacağım Kamil?
Eksi 3 yazmamız lazım ha, hocam. Eksi 3 yazalım. Aynen. Pozitif olması için. Demek ki Z'de eksi 3'müş değil mi? Evet. Şimdi bana ne soruyor Kamil? Bak bana şunu soruyor. Şu işlemi soruyor bak Kamil. X'in karesini al diyor. X 2 idi. 2'nin karesini alıyorum. Eksi Z'de eksi 3. Eksi 3'ün küpünü alıyorum. Eksi Y diyor. Y ile eksi 5. Y yerine de eksi 5 yazıyorum. Bak gördün mü? Sonra 2'nin karesi 4. Eksi. Eksi 3'ün 3. kuvveti ne yapar? Eksi 3'ü. Bak eksi 3'ü 3 kere yazsam ne yapar? Eksi 3. Eksi 3. 9 mu hocam? Eksi 3 yok. O toplarsan. Şimdi bak bununla bunu çarp. 9. Artı 9. Bunu çarparsan 9 3, 3 çarp 27 ama eksi 27 yapar değil mi? Eksi o. Artı 9'dan eksi 3'ün çarpımı eksi 27. Oldu mu? Olur hocam. Ben bunun yerine eksi 27 yazıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 yapar. Artı 5. Bundan bunun çarpımı artı yapar. 4 artı 27 artı 5 olur. 7, 4, 5 daha 9 olur değil mi? 9. 27 ile 9'u toplarsam ne yapar? 10 ile toplarsam 37. 36 olur değil mi? 36 hocam. Cevap 36. Evet, cevabımız B'ymiş. Gördük değil mi arkadaşlar? Mesela şu soruya bakalım. Aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutu ile toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alttaki kutulara sonucun yazılması ile oluşturulmuş işlem sistematiği yer almaktadır diyor. Buna göre A çarpı B eksi C kaçtır diye sormuş. Hocam ben yapayım mı? Tamam yap bakalım. 48. Ama burada çarpma var bak. Ne ile? Bak ne ile? 4'den. Bir kere. Bak burası pozitif sayı değil mi? Pozitif değil mi? Zeynep. Burası pozitif evet. Olduğuna göre burası mutlaka eksi olacak. Niye eksi olacak? Negatif olacak. O zaman artı eksi olacak. Bir kere 4'le neyi çarparsak 48 olacak? 12. 12. Demek burası eksi 12 olacak. Eksi 12. Peki burada çarpma var. 4'le neyi çarparsak eksi 12 olur? Sonuç çıkması için ne olacak? 3 olacak ama eksi 3 olacak. Öyle değil mi? Ama eksi evet. Sonra A ile 2'yi toplamış eksi 3 bulmuş. Bir kere A ile bak A ile 2'yi toplamış eksi 3 bulmuş değil mi? Evet. A ne olmalı? Hangi eksi 5. Eksi 5 değil mi? Öyle değil mi? Eksi 1 hocam. Yok eksi 5 olur. Şimdi eksi 1 olsaydı Kamil eksi 1 ile 2'nin toplamı 1 yapar. Pardon hocam. Tak öyle olur. Veya nasıl yapıyoruz Kamil? A eşittir diyoruz. 2'ye bir taraf atarsak ben, eksi 3 olarak atıyorum. A eşittir eksi 5 oluyor. Gördün mü? Pozitif olduğunu unuttum hocam. Onu da eksi gibi gördüm o yüzden. Aynen. O zaman A eksi 5 değil mi? Evet. C'ye de eksi 8 yazacağız galiba. C'ye mi? Evet. Eksi 8 yazdığını anlayabildin mi Kamil? Çünkü eksi 8'i 4'ün toplamı eksi 4 olur değil mi? Şurayı verir. Gördün mü? Eksi 8'i 4. Evet hocam. 4'te 4. Aynen. Eksi 8. O zaman A ne? Eksi 5. Bak A eksi 5. B ne? Eksi 3. Eksi 3. C'de eksi 8. C'de eksi 8. Bak şöyle buraya 8 yazmayacağım. Buraya mutlaka parantez kullanacağım bak. Yani iki işareti yani ne gelin ona dikkat edin. Burada eksiğin eksiğin çarpımı artı yapar değil mi? 15. 15 yapar. Artı. Burası artı yapar. Artı 8 olacak. 15 8 tane evet. Yapar. 23 yapar değil mi? 23 olacak. Geçelim bunu. Mesela şuna bakalım. Kümesinin elemanlarının tamamı her biri farklı kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitliği sağlanıyor diyor. A pozitif tam sayıydı. A pozitif tam sayı olduğuna göre diyor. Bakın A neymiş? B kaçtır. A neymiş? Pozitif tam sayı olduğuna göre B kaçtır diyor. Şimdi bir kere bakın. Kümesinin elemanlarının tamamı her biri farklı bir kutuya girecek. Bak burada kaç tane sayı var? Burada 5 tane sayı var. Bak burada 5 tane kutu var. 1, 2, 3, 4, 5. Her biri bir kutuya girecek. Pekala bakın. Şurada A pozitif tam sayı çıkacakmış. Bir kere şu işlemi tam sayı olacak ki tam sayıdan bir tam sayı çıkarsa A tam sayı olur. Öyle değil mi? O halde bak burada ne yapıyorum? Buraya benim yazmış olduğum sayı ne olabilir?
Kim söyleyecek? Hangi sayılar gelebilir? Mesela buraya 2 getiremem değil mi? Mümkün değil. Hayır hocam. Niye buyursam? Olmaz. 3 getirebilir miyim? Hayır. 5 getirebilir miyim? 3 bölü 9 olur mu? Hayır. Ama yok 3 bölü 9 değil. 9 bölü 3 diyeceksin değil mi? He doğru. O zaman buraya 9 getireceğim. Buraya 3 getireceğim. Aşağıda 3. O zaman ne oldu? 9 ile 3 gitti. Başka ihtimal yok. Peki hele 9'u 3'ü buldum. 9'dan 3'ü çık. 9'u 3'e böldüm 3. Bak A işte ne oldu? 3 eksi bir şey. Peki hele 3'ten neyi çıkarırsın? 3'ten mesela ben buraya 2 de getirebilirim. 5 de getirebilirim. 7 de getirebilirim. Değil mi? Ama 2 getirirsem pozitif çıkar. Ama 5 ve 7 getirirsem pozitif çıkar mı Kamil? Negatif mi çıkar hocam? Tabii negatif çıkar. Ama burada pozitif olacağını söyle. Bak görüyor musun? A pozitif diye. Bak soru iyi koymasak yanlış yaparız. Öyle değil mi Kamil? Doğrudur hocam. O zaman 3'ten 2'yi çıkaracak. Öyle değil mi Kamil? Bak 3'ten 2'yi. O zaman buraya 2 gelecek. Şimdi 2'yi de kullandım. Geriye ne kaldı? 5 ve 7 kaldı. E şimdi şuraya. Acaba buraya mı 5 getireceğim? Buraya mı? 7 mi getireceğim? Fark etmez ki. Fark etmez. Bir fark olmaz ki hocam. Aynen. Toplamadan hiçbir sonuç değişmez. Değişmez. Zaten değişmez. Toplamda değişme özelliği var mesela. O zaman 7-5 tane yapar. 12 mi? 12. Bak gördünüz mü? Yani bu soruların tarzı bu arkadaşlar. E şimdi ben size bak bir sürü bilgi öğrettim mesela. Biraz önce mesela. O bilgiler sadece bunları kavramınıza yapmanıza ışık tutan bilgilerdi. Ama siz bu soruları çözdükçe falan hani hukukuna oturacak. Anladınız mı? Şimdi şuna benzer soru. Mesela şunu yapalım. Birinci soruya bakalım. A ve B farklı rakamlar diyor bak. Rakam. Evet, evet Kamil. Bu işlemi nasıl yaparsın? 3A artı 2B ifadesinin alabileceği en büyük değer. Şimdi Kamil A yerine ne getireyim? B yerine ne getireyim? Farklı rakamlar gelecek hocam. Tamam. Ne getireyim? Birbirinden basamak olarak farklı bir rakam mı gelecek hocam? Evet. Farklı. Mesela rakamları biliyorsun değil mi? 0, 1, 2, 3, 5, 9'a kadar rakam. Yani 0'dan A yerine ne getirelim? Kaç gelir? 1 mi gelir hocam? Yo, ama o zaman küçük sayı çıkar Kamil. Mesela büyük çıkmasını istiyor. 3 çarpı ne olsun? 3 çarpı. Hocam A'ya 9, B'ye de 8. Yani büyük sayılar getir ki büyük bak çıksınıyor değil mi? Bak büyük diyor. En büyük diyor hocam pardon. O zaman A'ya 9 getiriyorum. Evet. B'ye de 8 getir. Pekala neden buraya 9 getirmediniz de buraya 8 getirmediniz? Tamam 9 ve 8'i kullanacağım garanti de buraya 9 getirsem olmaz mıydı Kamil? Öbür tarafın önceliği mi hocam? Öncelik değil. Yok öncelik değil. Olay ne biliyor musun? Bak şunu bir makine olarak düşünün Kamil. Bak 3 de 3A. Bu da 2B. Şu bir makine, bu da bir makine olsun. Bak nasıl bir şey biliyor musun Kamil? Şimdi bu makineye 1 atıyorum. Bak A yerine 1 attım. Buradan 3 çıktı. Buraya 1 atıyorum. Buradan 2 çıktı. 2 ile 1'i çarpıyor çünkü. 2 çıktı. Sence hangi makine daha kazançlı Kamil? 3A mı? 3A olan. 3A daha kazançlıysa. E sen daha çok para kazanmak istiyorsun mesela. Şimdi elinde 9 var. 9'u nereye yatırırsın Kamil? Hangi bankaya yatırırsın? 3A hocam. 9'u buraya yatırsın. Niye? Bu banka çok veriyor çünkü. 9'u buraya yatırırsın. Anladın mı? Onun için 9'u oraya yazdım. Diğerine de 8 yatırırız. En hadi. Büyük diyor çünkü rakamda. Yok. Burada farklı demese Kamil buraya da 9 yazardım. Ama farklı dediği için maalesef artık 9'u kullanamıyorum. Onun için 8'i buraya yatırıyorum. Anladın mı? Aynı rakam deseydi 9 olacaktı. O da 9 olacak aynı. Ama farklı dediği için 9'da 8 dedim yani. Geçiyorum. Burada da çıkarma var bak. X ve Y farklı. Burada rakam. Bunun da en küçük değerini söylüyor. Biraz küçük olacak. Kamil. X eksi 3 çarpı Y. Şimdi
Yani küçük biliyorsun, küçük sayı ne demek? Hani sayı doğrusunu göz önüne al, sıfır burada. Sayılar bu tarafa doğru gittikçe büyür. Bu taraf doğru küçülür değil mi? Küçülür, öyle değil mi? Küçülür, onu biliyoruz. Peki yani ben X ve Y yerine hangi rakamları yazmalıyım Kamil? Düşün bakalım. X veya farklı bir ifadesinin alabileceği en küçük değer. X'e hocam eksi 1 mi yazacağız? Diyor eksi 1 ama rakam diyor. Rakamlar neler? Rakamlar neler? 0, 1, 2, 3, nokta nokta nokta, 8, 9 bunlar rakam. Bunları yazacaksın. 1 mi olur hocam? En küçük şimdi, deyince. Şimdi mantıken düşünelim. Buraya bak buraya. Şimdi buraya ben bir sayıdan bir şeyi çıkarıyorum değil mi? Bak başının eksi var değil mi? Eksi. O halde ben mesela şunu düşün. Bu sayıyı küçük seçeyim. Bunu da büyük seçeyim. Öyle değil mi? Ki fark küçük olsun. Öyle değil mi? Mantığı anlayabilir mi Kamil? Tamam hocam. Dinliyorum ben sizi. O zaman ben x yerine 1 değil 0 yazayım. Daha küçük, en küçüğünü. 0'dan 3 çarpı y yerine de ne yazayım biliyor musun? Y yerine de 9 yazayım. O zaman fark ne yapar? Eksi 27 yapar. Gördün mü? Ama x yerine 1 yazsaydı fark ne yapar? Eksi 26 yapar. Eksi 27 daha küçük bir sayı. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki bakın A'dan B'yi çıkarıyorum. Bu farkın küçük olması için bakın farkın küçük olması için çıkarma işlemi nedir mesela? Yani çıkarma şudur arkadaşlar. Siz diyelim ki okula gidiyorsunuz. Mesela okula giderken mesela A lira harçlığınız var diyelim. 15 lira harçlığınız var mesela. Ne kadar harcama yaptınız mesela? 6 lira harcama yaptınız mesela. 15'ten 6'yı çıkarıyorsunuz. Şimdi bunun küçük olması için bunun küçük olması için sizin almış olduğunuz harçlığın çok olmaması gerekiyor. Yoksa fark büyük olur. Yani siz o gün az harçlık almalısınız. O halde A'ya az küçük diye vereceksiniz. Yani aldığınız harçlık küçük olacak. B'de büyük olacak. Yani o gün B nedir? Çıkandır. Yani siz o gün mesela daha çok para harcamalısınız ki siz elinize az para kalsın. A eksi B nedir? Bu A eksi B nedir? Farktır yani. Bu farkın o yüzden dolayı ben buraya yani Y yerine 9 yazdım. Daha çok harcayayım diye. Başlangıçtaki paramı da 0 yazdım yani. Daha az param olsun diye. Şimdi mantığı anlayabildik mi Kamil? Anladım hocam. Birbirinden farklı birer rakam. Evet. Mesela bu da bak bu da rakam. M kaç farklı değer alabilir demiş burada da. M kaç farklı değer alır? Şimdi bak şurada bu çift bir sayı mı? Merve bu çift sayı mı? 16. Çift değil mi Merve? Çift sayı hocam. Çift. Evet. 2 ne de çift değil mi? Herhalde. Evet. 2 ile bir sayının çarpımı çifttir. O zaman bunun çift olması gerekmez mi? Çiftle çift olması gerekir çift hocam. Olması gerek. O zaman benim M kaç farklı değer alır diyor. Bir kere sen M yerine bak. Yani tek sayıları getiremezsin. Pekala. Ama N yerine getirebilirsin. Şimdi burada mesela burada bak M hocam 4, 6 ve 8 tek tek densek olur mu? Şimdi N'ye en küçük değerden başlayalım. Neye sıfır değerini verebilir miyim Zeynep? Hayır. Ha, evet verebiliriz. Neye sıfır olursa M kaç olur? Altı. Sekiz hocam. Yok 16 olur. Öyle ha 16. Ya sıfır 16. 16 diye 16 olur ama bu olmaz değil mi? Niye olmaz? 16 diye rakam yok değil mi? Aynı şekilde N'ye 1 verirseniz, bakın N'ye 1 verirseniz burası 2 olur, şurası 2 olur. Çünkü biz şurası 2 olur yani 2 dediğimiz neresi? 2 N kısmı 2 olur. N'ye 1 verirseniz, bakın N'ye 1 verirseniz. O zaman
buranın 14 olması gerekir ki 16 olsun. Bu da olmaz. Öyle bir rakam yok. 2 verirsem burası 4 olur. 12 olur burası. Bu da olmaz. 3 verirsem 3 kere 2 6 olur. Burası 10 olur. 10 diye rakam yok. Bu da olmaz. 4 verirsem 4 kere 2 8 olur. Burası 8 olur. Öyle bir rakam var. Buraya 5 verirsem, bakın deniyorum. 5 verirsem 10 olur. 10 olur. Burası 6 olabilir. 6 ile 10'un toplamı 16'dır. Buraya 6 verirsem 6 kere 2 12'dir. Buraya 4 olabilir. Buraya 7 verirsem 7 kere 2 14'tür. Buraya 2 olabilir. Buraya 8 verirsem arkadaşlar 8 kere 2 16'dır. Burası 0 olur. Buraya 9 verirsem burası 9 kere 2 18'dir. 16 olması için eksik olur. Yalnız 16 itibaren eksileri de olmaz. Çünkü eksiği de rakam yok. O halde rakamların alacağı değerler bunlardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. M kaç farklı değer alıyor? 1, 2, 3, 4, 5 değer alıyor. Demek ki M'nin alabileceği 5 tane değer varmış. Yani sadece görüyor musunuz? Sadece burada arkadaşlar. Şimdi ne çözdürmüyor biliyor musunuz? Bu sorularda mesela M, N gibi değişkenleri bir öğrenci gördüğü anda panik yapıyor. Hocam ders ne zaman bitecek? Yani olmasa şu soruyu da bir çözelim. Zaten ben bunlar şey için çözdüm arkadaşlar. Hani sadece hani bu kitaptan hani 3-4-5 kitabı mesela hani almanızı tavsiye etmiştim ya. Yani buradaki sorular hani çok rahat çözebilirsiniz. O mesajı vermek için çözüyorum. Mesela çözmeye başlayın. Zaten kitabın video çözümleri var. Oradan çözümleri anlayabilirsiniz. Ve anlamadığınız sorular olursa mutlaka hani bana söyleyin. Ben o soruları size bir de ben anlatayım olur mu? Daha doğrusu ben anlatırken mesela sadece soruyu çözmeyeceğim. O soruyu çözmeme gerekçenizin altında yatan gerçeği bildiğim için bu konuyu anlatarak yani alt yapınızı tahmin ederek gideyim. Olur değil mi Kamil? Olur hocam. Tamam bu soru son olsun. Mesela bakın x y rakam demiş yine rakam. 20'yi x'e bölüyorum y çıkmış. Kaç tane x y ikilisi vardır demiş. Kamil x yerine ben bak, x ve y yerine değerler veririm. Bak zihinle veririm. X yerine 1 verirsen Kamil y kaç olur? 20 mi hocam? 20 olur. Bu olamaz değil mi Kamil? Çünkü 20 diye rakam yok. Öyle değil mi Kamil? Aynen. X yerine 2 verir. 2 verirsem y kaç olur? 2'nin içinde 20, 10 mu olur hocam? 10 olur. 10 değil de rakam yok Kamil. Bu da olmadı. Ama x yerine 3 yazmıyorum. Niye yazmıyorum Kamil? Çünkü 20 3'e tam bölünmez değil mi? Öyle değil mi? Evet. O zaman 20 3'e bölemezsin. Ama 4 yazabilirim değil mi? 4 yazarsam ne olur? Y 5 olur. Öyle değil mi? Evet. Aynı şekilde 5 yazarsam 20'yi 5'e bölsem y 4 çıkar. Ama 6 da yazmıyorum çünkü 20'yi 6 bölmez, 7 de bölmez, 8 de tam bölmez, 9 da bölmez. Bir 10 bölür değil mi? 10 böler. 10 böler ama 10 diye de rakam yok Kamil. Burada olay bitti ya. O zaman 4. O zaman yok, hayır 4'ten ama burada sıralı ikiliyi soruyor Kamil. Sıralı ikili de şunlar bak. Bir 4'e 5 olur. Bir de 5'e 4 olur. 5'e 4. Anladın mı? Bunları soruyor. Bak kaç tane sıralı ikili var diyor. Ya şunları saymıyoruz böyle. Oldu mu? Bu bir sıra değil. Bu x değeridir. Bu da y değeridir. Bu x değeridir. Bu da y değeridir. Dolayısıyla iki tane sıralı kere cevap c oluyor. Nasıl hocam? Ben anlayamadım bunu. Yok yok. Hani sen burada x'e 4 verdin y 5 oldu ya. Evet. Sonra x'e 5 verdin y 4 olmadı mı? Evet. X'e 6, 7, 8 diğerlerini veremiyoruz. Tam bölmüyor. X'e 10 versek 10 veremiyoruz. 10 diye rakam yok. Burada bitiyor. Yani şu diğerleri alıyor değil mi sadece Kamil? Şunları alıyor. Evet. O zaman şöyle bir durum. 2 değer aldığı için mi hocam? He? 2 değer aldığı için mi 2 cevabını bulduk? Ben onu anlayamadım. Yok bu bak burada soruda şunu soruyor. Kaç tane sıralı ikili vardır diyor. Sıralı ikili. Yani sıralı ikili şu demek. Sıralı ikili. Bak şuraya x'i yazıyorsun. Buna karşılık gelen y'yi yazıyorsun. Anladın mı? Mesela burada x 4 iken y 5 oldu ya. Bu bir sıralı ikilidir. Bu mesela 4 5 bir... arkasına tamamlayan gibi. Ha.
Evet, 4-5 mesela. Bu bir sıralı ikilidir. Bak buna sıralı ikili denir. Aynı şekilde 5'e 4 de sıralı ikili. Bu da bir sıralı ikili. O da iki tane var hocam. Dediğim gibi. Ben orada sıralı ikilinin ne olduğunu hani bilmediğim için hocam o yüzden anlayamadım. Kusura bakmayın. Yok, ben tahmin ettim ben de. Çünkü mesela şu bir sıralı ikilidir. Bak bu sıralı ikili, bak sıralı ikili. Ama bu sıralı ikilide iki tane sayı kullanılmıştır. Ama sıralı ikili bir tanedir. Yani 4-5 iki tane rakam kullanılmış ama bir tane sıralı ikili vardır. Anladın mı? Tamam. Bugün dersimizi bitirebiliriz arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Dediğim gibi hani mutlaka hani çalışmaya başlamak gerekiyor yani. Bu şekilde. Ha Kamil, bir şey diyeceğim ben. Sen bir şimdi ders bitti arkadaşlar. Kamil şey vardı. O Alperen şimdi videolar şeye ekliyor. Hani YouTube kanalı var, tamam mı? Kamil. Evet hocam. Sen o kanala hem abone ol hem de oradaki videoları bir izle, olur mu? Hangi kanal hocam? Dur ben sana atayım ben. Tamam hocam, siz atın, ben ona göre bakayım. Ha, tamam, oldu. Oldu. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hocam.